Herkese selam dostlarım yepyeni bir sezon yepyeni bir kariyer ile sizlerle birlikteyim öncelikle buralardayken kanala abone olup videolarıma like atmayı unutmazsınız sevinirim arkadaşlar Özlü bir şekilde videomuza geçtik aslında yani muhteşem bir sezon daha var önümüzde arkadaşlar yine Fenerbahçe ile muhteşem bir ikinci sezona devam edeceğiz ama bakalım kadro ne durumda ona bakacağım ve ondan sonra belki yeni bir takıma geçip belki de ee, böyle devam edebiliriz şu anda takımımızda Valencia kulüpten ayrıldı arkadaşlar en son şu an kadro durumuna bir bakacağım Mergin Beriş'e gelmiş takıma Emre Morumuz var e, İrfancan KVC 79 gücünde Crespo William Arao yani gerçekten çok güçlü bir kadroya sahibiz arkadaşlar Arda Güler Samat da e, Marin Lambert Ertuğrul Çetin var, Zahis İsmail Yüksek, Altay Bayındır. Altay Bayındır'a teklifler geliyor, bir şekilde gidemedi Altay. Bizim de şu anda takıma güzel transferler yapıp e, takımı iyi bir duruma getirmek zorundayız arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım aslında, kadro merkezine geleceğim ilk önce. Kadro merkezine geldikten sonra takımdan ayrılması gereken kiralık olarak göndereceğimiz oyuncularımız var. Mesela i̇şte Ertuğrul'u e, kiralık listesine ekleyelim. İrfan Caner'e bayat var. Attila Zalay'e. Gustavo Henrique mesela niye hala gitmemiş? Kiralık lisesindeymiş hala. Marin var. Marin kiralık lisesine ekleyelim Marin'e. I. Ondan sonra burada Lambert var. Lambert'i transfer lisesindeymiş bu direkt zaten. İrfan Can, Mia ee, Burak Kapacak transfer lisesindeymiş. Kap Onu da kiralamıştık biliyorsunuz ki Fatih Karagümrü'ye. Bu da Christie da Mergin Beri şeyi de kiralık lisesine ekledim. Joshua King bir tek center forumuz var. Ee, kiralık isine Şey kiralı değil ya Samatta'yı direkt transfer listesine ekliyorum Mergin Berişe'yi de kiralık listesine eklemişim Mergin Berişe kalsın ya Mergin Berişe bizde oynar Ama Samatta'nın gitmesi lazım Hatta şurada hemen hızlı bir şekilde Buradayken hazır gelişim planına gelip e, Mergin Berişe'yi Dur ya abi ne yaptık kadro merkezine de gelip Mergin Berişe'yi bir takıma tekrardan hazırlayalım. Mergin Berişe senin kardeşim gelişim planını verelim. Sen yavaş yavaş gelişmeye başla. Hedef center war. Gol makinesi. Senin gol makinesi olmanı isteyeceğiz senden. Hedef oyuncu değil. Senden gol makinesi olmanı istesek. Ya da gezen center form olmanı istesek diye düşünüyorum. Top kontrolünü falan beceri. Tamam sen gezen center form ol. Ön tarafta böyle bir gezersin top falan alırsın kardeşim. Luka Mora, gelişim planın vardı senin de. Senin gelişim planın ne durumda? Açık kanat oyuncusu. Sen hala gelişmeye devam ediyorsun zaten. Arda Güler sen ne durumdasın? 72 gücünde Arda Güler'imizde. O da gelişmeye devam ediyor. Ofansif orta sağ olarak. O da kendine bir şeyler katmaya çalışıyor. Şimdi geldik. Transfer yapabileceğimiz ücret ne kadar? 58 milyon diye hatırlıyorum. 58 milyon euro bir bütçemiz var. Luka Modric bilmiş olduğunuz üzere orta sahada arkadaşlar bu sezon futbolu bıraktı ve toplamda 60 milyon euroluk bir mevcut bütçemiz var gibi yani. Şimdi transferlere gelelim. Buradan güzel bir orta saha transferi yapmak istiyorum arkadaşlar takımımıza ama gelişebilecek bir orta saha istiyorum. Roberto Firmino bizim transfer merkezine bir götüreceğim. Eee, transfer merkezinde Roberto Firmino ile anlaşabilirsek Roberto Firmino'yu Fenerbahçe'mize bağlayacağım. Fenerbahçe'nin tam aradığı tip center for. Yani benim oynattığım Fenerbahçe'nin tam aradığı tip center for. Ee, 30 mil yapacak bir şey yok alalım ya 36.5'a Roberto Firmino'yu alalım Yapacağımız bir şey yok çünkü arkadaşlar Ne yapayım ben şimdi Roberto Firmino yani adam Benim de yapabileceğim bir şey yok Gelsin yani ya. artık Thunder ihtiyacımız var Benim de yapacağım bir şey yok kabul ediyoruz Çok önemli rol zaten kesinlikle ilk 11 oynayacağım Tamam kabul et bak her şeyi bunlar getirmiş Bak Firmino serbest kalma bedeli isteme kardeşim Rica edeceğim İ Tamam al Al istiyorsan al ne yapalım al Birimize oyuncunun 5 gol attığında prim olarak. Oo, oğlum imza primi 510 bin. Yu. Al al Allah seni bildiği gibi yapsın al. Neyse maaşını az istedi. Roberto Firmino'yu takımımıza bağladık. Ne kadar arkadaşlar pazarlık yapmaya çalışsak da olmadı. Roberto Firmino'yu niye istedim ben bu takıma? 5 skill yapabiliyor. Ve benim böyle Santa ihtiyacım var arkadaşlar. E, ee, elinden geleni takımımız için vereceğini de biliyoruz. Ve Roberto Firmino şimdi takımda ısınmalara başladı. Antrenmanını yapıyor. Oyuncuların çizelgesini tutuyor bizim burada sporcularla ilgilenen antrenörümüz. Koşusunu yapan bir Roberto Firmino var. Isınmaya devam ediyor Roberto Firmino. Baya bir ısındı artık yanıyor. Alev aldı. Geliyor formasını bakalım kaç numara vereceğiz. Ve fotoğraf çekimi 10 numaralı formayı kendisine aldı. Takdim ettik. Roberto Firmino geldi röportajlara herkese pozlarını veriyor. Benim diyor. Benim. Roberto Firmino takımımızla birlikte. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Elimden gelen her şeyi yaptım. Pazarlık yapmalılar. Daha fazla düşmediler. Fiyat reytingimiz iyi. C. Kötü bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Çünkü forvetimizde Ener Valencia biz bırakmıştı. Gitmişti biliyorsunuz ki. Ve ileriye şimdi Roberto Firmino eklemesi gerçekten çok iyi oldu. Bize şimdi bir de orta saat transferi yapmamız lazım. Ee, orta saha transferin 6 milyon. Köln ve Kulüp Buruj'dan gelmiş. Ee, bir değerlendirelim. Gidelim bir görüşelim. 6 zaten adamın değeri 5.5. 6 Altı vermeyin. 6.5 Altı verin. 7 verin. Ben okeyim bu duruma. Hadi bakalım. Ya Zeiss için güzel bir transfer görüşmesi sağlamak istiyoruz arkadaşlar. Zeiss için 6 milyon. Yeni transfer ücreti teklif edeceğim ben de size. 7.200 verin. Alın. Gidin Ya Zeiss'e. Zayt istediğimiz futbolcu 6 400 en iyi yapabileceğimiz rakam diyorsun. 6.5 ver. 6.5 ver. Gel. Zayt'i bırakmak istemiyorsun. Aslında tamamlamak için 6.5 vermek istiyoruz dedi. Köln'ün temsilcisi ve 6.5 milyon euroya Zayt'sı gönderdik. Bakalım anlaşabilirlerse gerçekten transfer olarak bence çok iyi bir pazarlık yaptık. 6 milyonda 6.5'a çıktık. Çünkü adam 7'ye çıkmadı. Yapabileceğimiz bir şey yok Gene de 6.5'a gitmesi önemli olacak bizim için Çünkü bizim de orta sahaya güzel bir transfer yapmamız gerekiyor Şimdi önümüzde yine yapmamız gereken transferler olacak Berişe için ilk 11 mücadelesi başladı Mer hmm. Mergin Berişe, Elmas başka bir takımla da görüşüyormuş Sıkıntı yok Altay Bayındır'a 28 milyon euro'luk güzel bir teklif gelmiş Altay Bayındır yani 28 milyon euro sana güzel teklif 30 verirlerse seni gönderebilirim kardeşim 32 isteyeceğim vermezlerse 30 tekrardan isteyeceğim 28 diyorsunuz ben size şöyle 32 istiyorum direkt düz 32 5 istiyorum ya var mı veriyorsanız alın koskoca gelmişsiniz görmek istediğim fiyat fakat yapabileceğim iyi teklif bak şöyle yapalım şöyle yapalım tamam oynamadı bayağıdır Altay bayındır biliyorum ama bence Altaya siz bir 30 verirsiniz siz bir 30 verirsiniz Altay bayındır'a trans etmek istediğim dolayıca ödeyebileceğimiz maksimum vücut bu kadar. 28.600 tamam güzel fiyat. Altay Bayındırı gönderdik yaklaşık 30 milyon euroya. Roberto Firmino gerçekten şu anda ücretsiz geldiği gibi bir şey oldu takıma. Evet bu oyuncuyu kadromuza katmak tutmak istiyorsunuz. Yani... Sen şimdi 7.8 kal 8 milyon euro almasın takımımız daha iyi. Emre Mor kalsın takımımızda. Ben o adamı geliştireceğim. 100 milyon euroluk oyuncu yapacağım. Ama Emre Mor'un tabii ki bunun için benim bir ona anlaşma yapmam lazım. Emre Mor bizden ne istiyorsun kanka? Ben senin bizim takımımıza kalmadığı için elimden geleni vermeye hazırım Emre. Seni seviyorum. Sözleşme görüşmesi yapalım bakalım seninle. Sen bizden ne istiyorsun? Senin süreni uzatalım. İki mi? ne kadar istiyorsan. Bak bizzat gelip ben görüşüyorum seninle. Menajerim falan gelmedi yani. Çok önemlisin Emre. Oynuyorsun oğlum her maç zaten. Tamam. 2 ay kalmış. 3 yıl daha gel. Oyuncum teklif ettiğin sözleşme. Tamam bir yıllık misyon al. Tamam. Mor için bir yıllık sözleşmeyi uygun buluyoruz. Serbest kalma bedeli yoksaydım. saydım. Ee, maaşını kaç alıyordun? 39 bin mi? Al ya 50 bin al. Ya da dur 45 bin al. Al 45 bin. Teklifiniz makul oyuncu memnun. Okey abi oh be. Emre Mor takımda kalsın. Böyle şeyleri kaçırmamamız lazım arkadaşlar. Emre Mor'un da gelişim planı bu arada ne durumda? Orada bir bakalım. Emre Mor gelişmeye devam ediyor. Açık oyun kurucu olarak. Okey. Full arttı full gidiyor. Yani 75 gücüne getirdik seni Emre. Yapma etme güzel kardeşim. Sen dur bakalım ya. Hemen nereye gidiyorsun ya? Şimdi antrenman günümüz var. Antrenman günümüzü hızlı bir şekilde geçip Kayseri Spor maçımız varmış önümüzde. Bir Kayseri Spor maçını oynarız. Ve ondan sonra Hız kesmeden devam ederiz arkadaşlar. Bakalım önümüzde sohbet, muhabbet var mı? Samatta da gitti takımdan. Sezon öncesi güzel takaslar yaptık. Roberto Firmino'nun takıma gelmesi. Samatta'nın falan bize beraber olması. Samatta'yı gönderdik. Samatta'cığım görüşürüz. Direkt kabul ettik. Belki bu transfer birazcık kötü yapmış olabiliriz. Ama bilmiyorum. F, D, C, A. Bu da A. Güzel, güzel. Mükemmel anlaşma. Yanlışlıkla kabul ettik ama A verdi. Okey bu arada sıkıntı yok. Takım şu anda harbiden gelişmeye devam ediyor arkadaşlar. Fenerbahçemiz ee, Altay Bayındır hakkında. Bak bir daha teklif geldi. Altay Bayındır anlaşamadım mı ya? Bayındır ile ilgili başarısız oldu. Bayındır transfer... oğlum 30 milyon geldi lan. Ara o seni gönderemem. Orta saha sıkıntısı çekiyoruz. Altay Bayındır'la ben bir görüşme 32'ye çözebilirsek bu işi çözeriz. Çözemezsek 30 milyona ben zaten direkt gönderirim Altay'ı. Kalemizde Livakovic var arkadaşlar. O yüzden şimdi Altay Bayındır 30. Sadece birazcık daha yapmak istiyoruz varsa. Abi adamlar 32.5 verdi lan. Oğlum Altay Bayındır transferinden 32.5 milyon euroya anlaşma sağladık. Villian Arao seni gönderemem kardeşim. Kusura bakma. Sen daha bize lazımsın çünkü orta sayı sen savunuyorsun oğlum. Sen olmazsan ne yapacağız bu takım? Bir şey yapamaz. İlerle 14 milyon euro da az zaten sana. Ben seni 25'ten aşağı vermezdim geliştirdik o kadar beraber sezonlar geçirdik. Baya sağlam ilerliyoruz ya. KHVG için de bir transfer teklifi geldi. 30 milyon euroda İrfancan Can Kvc. İrfan İrfancan KHVG'yi verip Arda Güler'i orada oynatıp 40 milyon euroya gideceksen sen git. Ben seni 40'a göndermeye hazırım. 30 nokta yapabileceğiniz en iyi teklif. Bak 35 ver. En iyi teklif deme. 32 ver. Biz bu durumu anlaşalım. 30 milyon euro ödeme yazarız. Aga 30 milyon euroya bizi İrfan göndersek mi ya? Çok da gelişecek aslında daha var ya. Hadi tamam lan. İrfan Can kahveciyi de gönderdik lan. Şimdilik kalın İrfan'la bir anlaşın bakalım. 30 milyon euro diyorlar aga. 30 milyon euro gayet güzel bir para. Sezon 2 oynuyoruz zaten. E, belki iyi oynayacağız. Belki kötü oynayacağız. Bilemiyorum. Önümüzde şimdi Kayseri Spor maçı var. Kayseri Spor maçını oynadıktan sonra a Altay Bayındır gitti be. Oğlum 32 milyon euroya gitti adam. 32,5 milyon euroya Altay. Oğlum sen koca yürekli bir adamsın. İyi ki bizim takımımızdaydın. İyi ki birlikte bir sezon geçirdik seninle. Kötü de oynadın, iyi de oynadın. Ama sen has bir Fenerbahçelisin. Görüşmek üzere Altay. Sen hep Fenerbahçeli olacaksın. Hep Fenerbahçeli Altay Bayındır olacaksın. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal Altay. Her zaman kapımız sana açık. Ne zaman istersen futbolda bir gün gelip Fenerbahçe'de bitireceksin. Ben de buna eminim. Buna inanıyorum. Adamsın Altay. Vay be. Altay Bayındır. Kesinlikle A üstü A olacak abi bu transfer. 32,5 milyon euroya direkt gönderdik adamı çünkü. Fiyat rating direkt A ver bana. C mi? Daha yükseğe gidebilir miydi oğlum ya? Giderdi ama vermiyorlar. 40 milyon. Vermiyorlar aga. İstiyorsun yani. Ben de sor soruyorum ama vermiyorlar. Maç öncesi bir konferans yapalım. Takımımızla bayağıdır oyunda değiliz. Bu sezon lig şampiyonu olabilir misiniz? Şampiyon olmak istiyoruz. Bunu başarabilecek kadar yetenekliyiz. Deyip takımı ee, moral motivasyon olarak yükseltelim. Canlar Berisha e için çalıyor diyebilir. Hala Berişe kulüpten gidecek oyuncunun keyfini kaçması beni en şeylenmiyorum. Zor bir seçimle karşı karşıyayım. Hata lüksümüz yok deyip herkesin moralini yükselteceğiz. E ee, Roberto Firmino onu sağda görmek istiyor herkes. Ve ilk maçtan neler bekliyorsunuz? Uyum sağlaması doğru kişi olduğunu katlayacak takıma faydalı olacak deyip hem takıma hem onun da mutluluğunu arttırıyoruz. Teşekkürler. Başka bir soru almayacağım ve Roberto Firmino takımla ilk 11'de hızlı bir şekilde maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Ah ah, İrfan Can, Villian Ara, Serdar Aziz, Alioski, Ferdi Kadıoğlu. Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Saat 5'den böyle hareket hareket yapıyor. Ben anlamadım bu işi. Kendini bize göstermeye mi çalışıyor? Aman oğlum o ne lan öyle? Adamlar nasıl bir pozisyon yaptı ben anlamadım zaten arkadaşlar. Ne yapıyor bunlar? Yani alırsam topu sıkıntı çıkar diyor bak Rossi ile Firmino orada. Ben olsam yapmazdım çünkü ileride bizim de oyuncularımız Kale alınacak oyuncular. Roberto Firmino şimdi bakalım umarım takıma alışabilir ya ben bir de onu düşünüyorum. Ah Firmino ayağına ilk değen topu orada pası verebilse asist yapacaktı. Aga bu adamlar da şanslı ama ya. Bak kaçıncıya top kalıyor önlerinde ya. Abi bas şuraya bas. Abi bu nasıl bir pozisyon? Allah aşkına yapmayın ya. Ya yenecek gol mü abi? Bu kimmiş bu? Ak mı? mükemmel mi? Ne oğlum bu adamlar böyle? Firmino da tabi bu duruma kızdı gidecekti gidemedi. Sprint halinde. Ya versene Firmino'ya be. Verdi. İrfan. Firmino. Roberto Firmino. Muhteşem bir gol. Dakika bilmiyoruz kaç ama Roberto Firmino takımda gerçekten iyi işler yapacağını zaten bize göstermişti. Ve yeni takımıyla. Fenerbahçe ile Roberto Firmino muhteşem bir gole imza attı. Dakika 22'de Kovic de geldi. Livakovic hemen Villian oynadı. Villian Arao ondan İrfan'a, ondan Firmino'ya, ondan İrfan'a tekrar. İrfan. İrfan sprintini attı. İrfan durdu. İrfan. Vurulardan çok fazla golü var İrfan'ın ama Bayazıt. Bayazıt bu sefer kurtarmayı başardı. İrfan şimdi ordusunu kesecek. Kesti ortasını. Roberto Firmino gol attı. Dakika 44'te iki tane gole imza attı Roberto Firmino. Elden kolları bıraktırdı. Ve gitti gol sevinci yapmaya dur dedi. Görmüyorum dedi görmüyorum. Bakmıyorum dedi oraya doğru. Böyle bir gol yok. Roberto Firmino. Harika bir gol. Bu arada ben attırmadım. Sadece karaya bastım. Kendisi attı arkadaşlar. Gerçekten Fenerbahçe ile işte neler yapabileceğini o da biliyor. Biz de biliyoruz ve muhteşem bir gole imza attı Roberto Firmino dakika 44'te. Firmino şimdi prese geldi. Firmino şöyle alaycı oynuyor ya alaycı. Roberto Firmino sen kimsin dedi akka ha. Ama bir duraksadı şimdi. Şimdi Miguel Crespo'ya ondan İrfan'a. İrfan yalnız böyle bir çekme yok ya bayağı bunu tutma. Bir tane daha yalnız gidebilirdim ya bir diş daha gidebilirdim. Roberto Firmino yalnız kornerden muhteşem gol attı. Bir tane daha geldi hat-trick. Firmino Fenerbahçe ile hat yaptı. Roberto Firmino. Muhteşem bir gol. Muhteşem bir gol. Bakın terledim artık. Bu nasıl bir gol? Böyle böyle gidiyor. Böyle böyle. Aferin sana ya. Aferin sana. Kornerden iki tane. Bir tanesi vole olmak üzere. Bir tanesi de kafa olmak üzere. Muhteşem iki gole imza attı. Abi çok güzel gol be. Bayazıt ne oldu lan? İrfan'ın topunu tutarsan bunu yersin işte oğlum. Dakika 50 olmuş bu arada. Yani gerçekten dakika 50'de farkı 2'ye çıkartmamız çok önemliydi bizim açımızdan. Bileti Villian Arao çok güzel. Şimdi top Diego Rossi'de. Diego Rossi bir kere daha tipleyebilse. Çok yakınmış adam. Bu kadar yakın geleceğini düşünmemiştim ben. Oliver Bernard Mensah. O ne sesi lan? Bildirim sesi geldi. Bak. Bütün bütün odam kayboldu ya. Ya bildirim sesi niye geliyor abi ya? Bak nereden ne geldi diye bakarken gitti gol edik. 3-2 oldu abi bu kötü oldu. Kayseri 2 attı. Roberto Firmino da topu hala. Firmino verdi. Crespo verdi. Firmino'ya doğru. Evet harika bir pas Crespo'dan. Olmayacağını bile bile atarsın. İşte o pas bu pas. Ama Firmino bir anda prese gidip aldı topu. Aaa ayaklarını alsa. Abi alsa o topu. Bırak çıktı bırak çıktı. Hiç gitme oraya. Sadio Mane'nin kardeşi mi lan bu yoksa Sadio Mane'yi mi aldı adamlar direkt? Yalnız Diego Rossi. Muhteşem sprint attı. Git be. Yapamadım. Şimdi Emre Mor. Emre Mor. Emre Mor. Hızlı bir şekilde kontraya çıkartabilen bir oyuncu takımı Emre Mor. Kaleden aldığı topla gole gidiyoruz Emre. Emre. Firmino. Firmino 4 oldu farkı tekrardan 2'ye çıkarttı Fenerbahçe. Firmino 4 gol attı ilk maçında. Daha dün takımın kulübün içine girdi ve 4 gol attı Kayseri Spor deplasmanında muhteşem bir gol gösteriyor yani. Bir burayı gösteriyor bir burayı gösteriyor arkadaşlar. Helal olsun sana Roberto Firmino. Gerçekten harika bir gol ama Emre Mor'un da burada katkısını vermeyi unutmayalım arkadaşlar. Emre Mor muhteşem verdi ve Roberto Firmino harika bir gole imza attı. Serdar izle Juan Perez değişikliği geldi. Onlar da değişti. Roberto Firmino aslında var ya Kayseri Spor'a bile alkışlatabiliriz Roberto Firmino'yu şu anda. Deplasman olmasa ben bir çıkartırdım oyundan Roberto Firmino'yu alkışlatırdım. İrfan Can prese doğru gitti. Ee, Firmino'nun gelişim planını vermemiz lazım arkadaşlar. Takımı tekrardan bir ee, şey oyun planını tekrardan düzenlememiz lazım takımımızın şey olarak yani taktiksel ve talimatlar olarak ondan sonra tekrardan devam etmemiz lazım orada topu alamadı İsmail gidiyor baskı var baskı var Alioski orada İsmail yüksek geliyor İsmail geliyor İsmail geldi Zalay orada ama üçü de yedik birazcık basit oynamaya çalıştım. O yüzden 3'ü yedik. Sıkıntı yok. Yiyebiliriz böyle goller. Hiç problem yok. Şimdi verdi Arda Güler. Arda tekrardan al topu. Arda en yukarıya doğru yolladı. Arda tekrardan istiyor. Arda Güler. Şimdi topla buluştu tekrardan. 2 dakikalık uz uzatma var. Arda Güler bakalım bir şeyler yapabilecek mi? Arda. Arda sprint halinde. Arda Güler vurdu. Kornere doğru gitti top. Köşe vuruşunu verdi hakem. 2 dakika uzatma gibi oldu. Artık Güler belki bir asist dedi. Belki bir asist dedi. Roberto Firmino ya. Ama Firmino nasıl kaçtı lan bu. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Kayseri'de 4-3'lük galibiyetle sezonun ilk maçını muhteşem bir şekilde geçiyoruz. Roberto Firmino gitti. Fenerbahçe formasıyla Taraftarı selamladı. 5 tane denemede 4 gole imza attı. Roberto Firmino muhteşem bir kariyere başladı. İstatistiksel olarak da arka devam edeceğini söyleyebiliriz. Şimdi maç sonu röportajı verip Roberto Firmino hakkında bir görüşme sağlayacağım. Adam çünkü iyi oynadı. Roberto Firmino hakkında sorular gelecektir bize. Ve ben de bunları yanıtlayacağım arkadaşlar. Bakalım ne sordunuz ne ettiniz. Biz de bir cevaplayalım gazeteci kardeşlerle. Firmino Fenerbahçe oyuncusu olarak ilk kez skor tabelasının adını yazdırdı. Bu arka başlangıç hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, aradan aranan kan bulundu. Daha iyisini de yapabilir. Gereksiz baskı kurmak istemiyorum. Daha iyisini de yapabilir deyip e, Firmino'yu biraz daha moral motivasyon olarak arttırdık. Bu rakibe karşı maçı açık kazanmanız bekleniyordu. Sizce Fenerbahçe beklediğiniz kadar iyi oynadı mı? Hayır ama sonucu aldık. Mevcut duruma bakarsak hayır. Kesinlikle. Kesinlikle deyip takımı da Firmino'yu da mutlu edelim. Bu kadar bir maçın da sonuçla ilgili sizin için son anlarda gol yememin en değilim. Enişteyle değiliz takımda. da, da mutlu olsun. Teşekkürler. Başka soru almayacağım deyip harika bir devama geldik. Şimdi arkadaşlar yine sohbette bir şeyler var gibi gözüküyor. Bakalım bir şey var mı yok mu ben de bilmiyorum. Onu da görelim. Ofise gelip ee, ne kadar transfer ücretimiz olduğuna bir tekrardan göz atalım. Gerçekten takımımız muhteşem bir kazanç sağladı. 63 milyon euroluk muhteşem bir Transfer bütçemiz var arkadaşlar. Önümüzdeki videoda orta saha transferi yapıp ve tekrardan devam edeceğim arkadaşlar. Maçlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Miguel Crespo'nun yerine Dinamo bir orta sahaya istiyorum. Hatta ee, şöyle bir şey yapıp bakalım Thiago Alcantara'ya yani teklif götürmüştük. Maalesef başarılı olmamıştı. Thiago Thiago Alcantara'yı hala götüremeyeceğiz sanırım. Aa ekleyebiliyoruz. Şimdi Thiago Alcantara ile bir görüşme sağlamak istiyorum. 53.5 milyon euro'luk bir transferi var arkadaşlar. Hatta bakın diğer videoyu hiç bırakmadan bu videoda transfer muhabbetini bitirebiliriz. Thiago Alcantara. 53. Bak ben seni çok seviyorum biliyorsun kardeşim benim ya. 48 milyon euro'ya. Gel ya gel. 49.5 milyon öderseniz olur diyor lan. Oğlum Thiago Alcantara 49.5 milyona Fenerbahçe'de. Yes. Muhteşem iki transfer. Oğlum Firmino ile Thiago Alcantara diyorsun ya. Görüşme yap. Çabuk görüşme yap. Al şunu. Takımı al. İlk kural. Takıma Thiago Alcantara'yı al. Hadi oğlum al şunu be. Abi her şeyi kabul ya. Thiago Alcantara yeter ki gelsin. Luka Modric'in yerine en iyi doldurabilecek bir isim Thiago Alcantara'ydı. Ve o da takımla birlikte bir senelik geliyor. Ee, ama sıkıntı yok. 180 bin euroluk maaşı varmış. Ben de bu adama 200 bin euro verip. Verelim mi 200 bin? Ya da tamam 190 verelim. 190 bin euro verip takıma bağlayalım. Teklifiniz makul. Oyuncu memnun ve Thiago Alcantara Fenerbahçe ile birlikte. Thiago Alcantara için ben elimden kolu falan bıraktım. Ve bu gelen transferi görmek istiyorum. Thiago Alcantara Fenerbahçe'de. Thiago Alcantara, Fenerbahçe'de ve Roberto Firmino gidiyor onu karşılamaya. Muhteşem iki transfer. Altay Bayındır, Mia Zayt. İşte bu transferlerin, bu gelişimlerin sonucunu, ekmeğini bu iki transferle yedik arkadaşlar. Thiago Alcantara ısınıyor. Roberto Firmino onu izliyor. Birlikte neler yapabileceğini konuşuyorlar. Gerçekten iyi izliyorlar. 8 numara, tam istediğimiz numarayı da aldı. Luka Modric'in yerine Thiago Alcantara takıma formasıyla... Harikalar yapacağını gerçekten tekrardan gösteriyor. Abi çok iyi iki transfer ya. Thiago Alcantara'yı getirdik oğlum. Değerinin altında bir paraya. 49.5 milyon euroya. A ver ha. C ver mi abi? A ver. 47 verdik istemedi adam. Ne yapayım? Aldık işte. Bence gayet iyi ya. 40 milyonu alacağım ha. Thiago Alcantara Gelmedi oğlum adam. Abi çok iyi oldu be. Vallahi çok iyi oldu lan. 49.50 yani hala... Transfer yapabilmemiz için güzel bir bütçemiz var. İstersek böyle güzel iki transfer daha sağlayabiliriz. Ama ben gerek duymuyorum şu anda. Takımımız ger 4 milyon kalmış ger. Çok bir şey kalmamış. Takımımız şu anda gerçekten arkadaşlar gereğinden çok fazla iyi. Crespo'nun yerine hemen Thiago Alcantara çekeceğim. Bak şuraya Milena Rao hadi ya. Gel güzelce dur işte şurada bir yerde. Aynen Milena Rao burada. Şimdi takıma hemen taktik talimat vereceğiz arkadaşlar. Roller. Talimatları vereceğim. Vilyana Arao'ya götüreceğim. Dengeli defans yapma sen kanka. Sen pas yollarını kapat. E, defans oyuncu ataklarda geride kal. Agresif top kes. Burada pozisyonunu koru. Merkezi kapat. Thiago Alcantara sen kardeşim. Dengeli atak ileri çık. Ataklarda dengeli atak yap. E, dengeli orta koşusu. Agresif top kesebilirsin merkezi değil. Sen merkezi kapat sen de. Sen kanka serbest dolaş. Aynen. Sana istediğim bütün pozisyonlar serbest. Ee, siz kardeşim ataklarda geride kalacaksın. Agresif top keseceksin. Yaklaşarak koru sen Serdar Aziz. Sen yaklaşıp oynamayı seven bir oyuncusun. Aa yanlış oldu. Sen ataklarda geride kalacaksın. Agresif top keseceksin. Yaklaşacaksın. Villanara pas yollarını kapatacaksın. Sen de kardeşim ataklarda geride kal. Agresif top kes. Pozisyonunu koru. Ya muhteşem bir kadro abi. Roberto Firmino, Thiago Alcantara var takımda. Daha nasıl bir takım olsun? Hava da kapalıymış gerçi. Perdeleri çok açmadan çekmek istedim yüzüm parlamasın diye. Ama muhteşem bir takım olduk arkadaşlar. Hatayspor Spor. E, maçımız var şimdi önümüzde. Hatay Spor'la oynanacak maçta. Roberto Firmino, Santerford'da. Thiago Alcantara orta sahada. Muhteşem bir takım. Luka Modric ve Ener Valencia'nın yerine bu şekilde iki muhteşem transferle tamamladık arkadaşlar. Gerçekten çok memnunum takımımızın gidişatından. Thiago Alcantara, Thiago Tivup takımına, Fenerbahçe takımına transfer olduktan sonra Fenerbahçe taraftarları ile buluştu. Buluştu abi. Roberto Firmino da var. Vale gole, direkt nasıl fotoğraf almışlar. Ben şu banner yaparken şöyle fotoğraf alamıyorum. Emre Mor gelişim gösteriyor. Beklediğimiz fizik ve teknik seviyede ulaştığını söyleyebiliriz. Defa müdürlüğü sistemini daha da gelip şöyle kapasite olması kendini belirlediğim sınırda Altay banner'a gitti. İrfan Can Kahveci başarısız oldu. Berişi için transfer teklifi gelmiş 11.5 milyona. Kur'an'dan te teklif gelmişti abi. Ben 11.5 milyona Mergin Berişe'yi göndersem mi diye düşünüyorum. Ama bence gerek yok ya. Bergin bir şey takımla kalabilir. Şu an takımımızda e, yedek bir center for lazım sakatlık olduğu zamanlar için. Kadromuz son hali arkadaşlar bu şekilde. Roberto Firmino ileride Thiago Alcantara, Arao, İrfan Can, Emre Mor 76 gücüne geldi. Yapmamız gereken bir şey daha var. Onu da bakın yapmadan geçiyorduk yine. Hemen geldim. Thiago Alcantara'ya hemen bir gelişim planı hazırladım. Thiago Alcantara'yı hemen hızlı bir şekilde geliştireceğim. Ee, sen abi oyun kurucusun. Bizim için elinden geleni yapacağını zaten biliyoruz. Merkez orta saha değil. Sen abi oyunu kur. M o ya da merkezi orta saha ol. O da olur. Merkezi orta saha da olur. Görüşün, kısa pasın, gelişsin. Yeter bize. Roberto Firmino senin de kardeşim. Gezen Santrfor olarak gelişimini sağlayacağız. Sen de güzel bir gelişim sağlayacaksın zaten daha genç değilsin. Tam 32 yaşındasın, 31 yaşındasın ama bombardımancı Yardımcı forvet. Bombardımancı olma ya sen. Delici. Bombardımancı. Ofansif çalışma oranı yüksek. Pres yapan forvet değil. Oyun kurucu forvet değil. Sen kanka ne oluyor ya? Sen bombardımancı ol. Yardımcı forvet. Yani gelişim formun zaten sağlam. İyi bir formun var. Ee, delici. Delici de şut artıyor mu abi? Şutumuz. Şutumuz bitiriciliği artıyor. Bombardımancı da atak pozisyon. Şurt gücü. Sprint Bize o zaman biz en iyisi yine bombardımancı yapalım. Yardımcı forvet olarak gelişimini sağlasın Roberto Firmino da. Evet arkadaşlar muhteşem bir videonun sonuna geldik. Umarım videolardan keyif alıyorsunuzdur. Muhteşem bir kariyer ikinci serisine ikinci bölümüne, ikinci sezonuna başladık. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kanala abone olup videolarıma like atmayı unutmasanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.